Mide kanserindeki risk faktörleri diyet. Diyet dediğimiz zaman özellikle tuzlu yiyecekler ve tuzun kendisi çok etkili, olumsuz bir faktör. Bunu tütsülenmiş yiyecekler, salamura yiyecekler izliyor. Bunlar risk faktörünü oluşurken tersine olan taze sebze ve meyveler de koruyucu oluyor. Diyet dışında Helicobacter pylori diye midede gastrit yapan bir bakteri var. Bu da mide kanserinde özellikle etkili bir faktör. Midede gastrit yaparak midenin belli bölümlerinde kanserin gelişmesini kolaylaştıran bir önemli bir faktör. Bazı lenfoma türleri var. Tedavi olduktan sonra lenfoma nedeniyle tedavi olan hastalarda da mide kanseri gelişebiliyor. Yani tedavi edilmiş lenfoma bile risk faktörü olabiliyor. Tütün, sigara içenlerde iki kat fazla mide kanseri görülebiliyor. Cinsiyet, erkek kadın baktığımız zaman erkeklerde daha fazla, neredeyse iki kat. Alkol yine mide kanserini arttıran bir risk faktörü. Bunların dışında bazı kalıtsal hastalıklar, örneğin hereditary non-polyposis dediğimiz, yani ailede kanserlerin kümelendiği, bağırsak kanserlerinin kümelendiği aileler, bunlar da mide kanseri de gelişebiliyor. Familiar adenomatous polyposis dediğimiz, yani pek çok polibin yer aldığı yine ailesel kanser türlerinde mide kanseri görülebiliyor. Bir de mide kanserinin kendisinin kalıtsal bir tipi var. Kalıtsal difüz mide kanseri dediğimiz tür. Bütün bu kalıtsal dediğimiz zaman bunlarda bir genetik faktör söz konusu. Yani mutasyon dediğimiz genlerden kaynaklanan ve hastalığın ebeveynlerden çocuğa geçişi söz konusu. Bu da önemli bir risk faktörü. Bunun dışında risk faktörü olarak sayabileceğimiz meslek, örneğin metal işçileri, lastik sektöründe yani çalışan işçiler, kömür işinde çalışan işçilerde mide kanseri daha fazla görülüyor. Bunlara ek olarak özellikle şişmanlık, obezite dediğimiz aşırı şişmanlık pek çok kanser türünde olduğu gibi mide kanseri içinde arttırıcı bir risk faktörü.